Ankara'daki temaslarını biraz önce ekranlara getirdik. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salih ile konuşacağız. Sayın Salih, merhabalar. Merhaba efendim. Şimdi niye birdenbire böyle bir karar? Yani hem de hani Barzani yönetimiyle Türkiye'nin işbirliği yaptığını biliyoruz. Hem bölgede hem de işte herkes kendi iç politikasında. Birdenbire yangından mal kaçırır gibi. Değil mi? Siz daha iyi anlatacaksınız. Kerkük parlamentosunda Türkmenler ve Araplar yokken böyle bir karar alınması, Erbil yönetiminin buna destek vermesi. Neden şimdi? Niye böyle bir adım atılıyor? Çok teşekkür ederim. Tabii kesinlikle biz söylediğimiz zaman Kerkük Orta Doğu'nun nabzıdır. Bunu herkes iyice biliyorlar. O yüzden artık DAEŞ sonrası olan proje yavaş yavaş başka bir projeye geçildi. Yani DAEŞ vesilesiyle Suriye'de yaşanan gerginlik, biraz önce çıkarttığınız raporda Suriye rejiminin çocukları, kadınları katlederek projesi öyle görünüyor tamamlanmadı. Projenin ikinci yüzü Irak'tır. Irak'ın da içinde Musul operasyonları bitmek üzeredir. Artık DAEŞ'in üçüncü projesi işte bir Kerkük nabzından başlayacaktır. Kerkük'teki istikrarsızlığı yaşattıkları zaman o zaman her şey bu bölgede daha kötü olacaktır. Ama maalesef bunu ne Irak hükümeti ne kadar bunun farkındadır ne de Kürt yönetimi. Ha burada özellikle Barzani bu hususta onu iyi bilmesi lazımdır. Bu nasıl bir tuzaktır? Önceden kendisi için. Bugün nefes borusu olan Türkiye ile eğer ilişkilerini bozmuş olursa o zaman kendisini tek başına o bölgede PKK terör örgütüyle baş başa görecektir. Eğer Türkiye ile ilişkileri bu kadar bozulursa bugün Amerikanlar bölgede olacaktır. Bugün başka bir güçler Batı ülkeleri olacaktır ama yarın olmayacaklardır. Onun için biz zamanlama kesinlikle bir seçilmiş bir zamanlamaydı. Ve bir de ben ona tacip ediyorum ve soru işaretiyle bakıyorum. Şimdi bir gün Kürt bölgesinden üst düzeyde bir heyet Bağdat'a gidip Bağdat'taki hükümeti ve parlamentoyu eleştiriyorlar. Nedir eleştirileri? Diyorlar ki Irak parlamentosu nasıl Kürtler olmadan Irak parlamentosunun içinde nasıl öyle bir karar alırlar? Biz her kararı uzlaşıyla alırız. Ben tacip ediyorum. Size halal mı? Bize haramdır. Siz uzlaşıyla kararları Bağdat'ta almak isterseniz, siz uzlaşıyla Cumhurbaşkanını almak isterseniz, siz uzlaşıyla 5 tane bakanlığı alırsınız Bağdat'ta, siz uzlaşıyla illeki Irak parlamentosundan karar Kürtlerin varlığında ille çıksın ama Kerkük Vilayet Meclisi'nde öyle bir uzlaşıyı uygun görmezsiniz. Türkmenler, Araplar orada yokken kendi başınıza yetkiniz olmayan bir hükümette kendi kafanıza göre sanki 1946 senelerindesiniz. İstediğiniz göre bir devlet kuruyorsunuz. Oradaki bayrağı benim toprağımın üzerinde dalgalandırıyorsunuz. Ya biraz da insan geçmişine baksın, bugüne baksın. Bugün yaptığınız hatayı gelecekte çözümleri bulmak için zor günlerde kalırsınız. Bence bir gün önce hatanızdan geri adım almanız lazımdı. Peki şu anda orada Kerkük'te Türkmen nüfusun durumu nedir? Bir şekilde Türkmenler Kerkük'ten göç etmeye zorlanmakta mı? Bir nüfus değişimi yaşanmakta mı? Şimdi bu çok belli bir uzun bir tarihe dayanmayacağım. Yakın bir tarihte 2003 senesinde Kerkük'ün nüfusu Saddam bu kadar Arapleştirme politikası yapmasına ilaveten toplam Kerkük'ün nüfusu 850 bin civarındaydı. Ama şimdi geçen ayın ben nüfus kayıtlarına bakıyorum Kerkük nüfus dairesinde 1 milyon 600 bin civarında nüfus vardır. Peki 12 ilin içinde nasıl bir vilayettir? Tavşan mı burada doğuyor? 1 milyon 600 bin 850 binden nasıl yükseldi? Bunun sadece 850 bini sadece Kürtler oldular. Diğeri Türkmenlerden Araplar oldular. Ha burada bir demografik değiştirme yapıldıktan sonra kesinlikle normallaştırma süresi an normallaştırma olduktan sonra oradaki değişilen demografik kesinlikle gelecekte herhangi bir karar alınırsa ne bileyim
referandum olursa, sayım oluyorsa tabii Kürtlerin lehine çıkacaktır. Biz artık bu işlerin hukuki yollardan, önceden söylüyoruz hukuki yollardan çözülsünler. Ama hukuki yollardan anayasanın içindeki olan maddelerin içinde demografik değiştirmeler gerçekleşmişse bence orada her çıkan kararlar kesinlikle bir taraflı çıkacaklardır. Demografik değiştirme gerçekleşmeseydi biz herkese şeffafız. Her ne sonuç gelirse o sonuca razıyız. Ama bu sonuçlar kesinlikle demografik değiştirmeden sonra oraya yüz binlerce nüfusları getirdikten sonra, iskan ettikten sonra, orada oturduktan sonra orada her ne bir karar alınırsa bir taraflı karar çıkacaktır. O yüzden bunlar şimdiden reddedilen bir kararlardır bizim tarafımızdan. Peki Erşat Bey, bir de şunu sorayım. Şu aşamada Türkiye'den beklentiniz ne? Biz önceden Türkiye'nin de kendi coğrafyasının içinde, Türk dünyasının içinde biz hiç kimsenin başını derde sokmak istemeriz. Ama ne olursa da olsun bir gün Türkiye Irak'ın toprak bütünlüğü için attığı adımlarda bunu Irak hükümeti dayanışma içinde görmesi lazımdır. Yani Irak'ın toprak bütünlüğünü savunan Türkiye kesinlikle hem Irak hükümeti yanından değerlendirilmesi lazımdır. Hem uluslararası taraflardan hem de sessiz kalan Arap ülkelerinden. Siz Arap ülkeleri onu bilin ki bir gün Suriye'de yaşanan ondan sonra Irak'a geldi. Ama onu bilmeniz gerekir de Irak'tan sonra Suudi Arabistan'a da gelir. Ürdün Krallığı'na da gelir. Arap emirliklerine zaten Bahreyn'de de her şey hazırdır. Ama maalesef kulaklarına pamuk koyarak sanki bir şey yok. Benim bölgemde bir şey yok. Nerede Arapliği? Nerede Mısır? Arapların öncülüğünü yapan Mısırlılar? Nerede bunlar? Şimdi bu hususta Türkiye, biz beklentimiz kesinlikle herkesten bu beklentimiz vardır. Ve Türkiye'nin de bu hassas günlerinde bu işin içine bulaştırmak istemeriz. Ama ne olursa da olsun Türkiye'dir, Türk dünyasıdır, Türk coğrafyasının üzerinde yaşayan bütün Türklere ihtiyacımız vardır. Türkiye'den özellikle manevi desteklerde ciddi bir şekilde bu destekleri aldık. Eğer halk olarak, Türkiye halkı hepsi yanımızda oldu. İktidar olarak, muhalefet olarak, hükümet olarak herkesten en az, en sonunda da basına da ben buna minnettarım. Basın birinci günler o kadar ilgilenmedi ama ondan sonra bu hususta bizim yanımızda durdular. Herkesi yanımızda görmek isteriz. Hükümet olsun, halk olsun, basın olsun. Herkesin desteğine ihtiyacımız vardır. Kesinlikle biz de bu destekleri yanımızda gördüğümüz zaman karşı tarafta onu bilir ki Irak Türkmenleri sahipsiz değiller. Onların da sahipleri vardır. Sizinkiler 1000 kilometreden gelmişler. Bizimkiler en az komşudur bizimle. Peki Erşat Salih'e teşekkür ediyorum. Durum bu Türkmenlerin gözünden Kerkük'te.